Hemen bu dibimize, ana sayfa dibimize margin vererek devam edelim. Yukarıdan 10 piksellik bir margin verelim. Ol diyelim. Şimdi bir bakalım. 10 piksel çok geldi. Hemen gidelim. 10 pikseli 7 piksel yapalım. Şimdi bakarsak 7 piksel hemen hemen bizim için yeterli. Şimdi bunu kopyalayalım. Nowbottom ana sayfayı yapıştıralım ve içindeki img'yi hedefleyelim. img'ye margin şöyle yapalım. Margin right 10 piksel diyelim. Sağlam 10 piksellik bir boşluk versin. Bakarsak 10 piksel yeterli. Kopyalayalım. Yapıştıralım. Margin left 5 piksel olsun. 5 piksel de soldan boşluk versin resmi ortalamak için. Bakarsak 5 piksel bizim için yeterli değil. Hemen bunu 8 piksel yapalım. Şimdi bakalım. 8 piksel bizim için yeterli. Şimdi img'ye şuradan bakarsak vertical aligne middle diyelim. Ol diyelim. F5 diyelim. Şu anda ana sayfa yazısıyla resmi aynı hizaya getirdi. Şimdi ana sayfanın içindeki yazılara bakalım. Hemen şuradan bakalım. Yazıyı bir seçelim. 12 piksel beyaz Toma'ymış. Hemen gelelim. Nowbottom Tahoma 12 piksel beyaz diyelim. Kaydedelim. Hemen burada bir ölçelim biz bunu. Şimdi ana sayfa dibine 102 piksellik bir genişlik verelim. Box 102. Bunu kaydedelim. Şimdi F5 diyelim. Şimdi burada margin right'ımız bizim için yeterli değil. 12 piksel yapalım margin right'ımızı. Resimden sonra 12 piksellik bir boşluk bıraksın. 12 de az geldi aslında. Biz bunu 17 yapalım. Yazımız tam ortalansın. Tamam, şu an istediğimiz gibi. Şimdi gelirsek buradaki linklere, ana sayfanın içindeki ağının link özelliği, virgül diyelim. Virgülden öncesini kopyalayalım. Virgülden sonra boşluk bırakıp visited diyelim. Hemen buraya yine
bizim yazı tipimizi kopyalayıp yapıştıralım. Daha sonra bunu kopyalayalım. Yapıştıralım. Link dahil sonrasını silelim. Hover diyelim. Hover'ına da bizim sarı rengimizi verelim hemen. Kopyalayalım. Sarı rengimizi hemen buraya yapıştıralım. Tekrar kopyalayalım. Kopyaladık. Yapıştıralım. Daha sonra text decoration none diyelim. Kaydedelim. Şimdi F5 diyelim. Bakarsak gayet güzel. Internet Explorer'da bir bakalım. Evet. Aynı şekilde burada da istediğimiz gibi geldi. Şimdi biz arka planı bir bakalım arka plana. Explorer diyelim. Burada postun içine evet biz şu anda yanlış arka planı almışız. Hemen gelelim buraya. İsmine tekrar bakalım. Post now BG'yi alacaktık. Biz navigasyondakini almışız. Ben bunu kaydedelim. Şimdi bakarsak bizim aktif pasif ikonlarımız da gelmiş olacak. Evet. Gayet güzel. Pasif ikonlarımız da geldi. Şimdi bir de bunlar için ölçü alalım biz. Bakarsak genişliği 31 pikselmiş. Bununkine bakarsak bununki de 33 pikselmiş. Biz hemen onlara da genişliklerini verelim. Next button. Width 33 px diyelim. Bunun width'ine de 31 px diyelim. Kaydedelim. Şimdi bunlara hemen padding top verelim hepsi yine 7 piksellik. 7 piksellik ikisine de bir padding top verelim. F5 diyelim. 7 piksellik padding yetmedi. 10 piksel yapalım. 10 piksel yapalım. Tekrar bakalım. Evet, 10 piksellik padding yeterli. Şimdi bizim next ikonumuz ana sayfadan sonra 47 piksellik bir boşluk verelim. Bakalım. Margin left 47 piksel diyelim. Bunu next butonuna verelim. Yanlış butona verdik. Hemen next butonuna alalım bunu. Şimdi F5 diyelim. 47 piksel çok geldi galiba. Bunu 15 piksel yapalım. Bir daha bakalım. Pikselde az geldi. 30 piksel yapalım bunu. Da az geldi. 40 yaparsak bakalım ne olacak. F5 diyelim. 40 olmadı. 38 diyelim. F5 diyelim.
Şuradan bir daha bakalım biz buna. 35 diyelim bakalım ne olacak. 5 diyelim. Ki doğrusu bir tonuna verelim. Margin left 10 piksel diyelim mi? F5 diyelim. Doğrusu getirelim şimdi. Bir sonraki sayfaya gidelim. Bizim geri butonumuz çıksın şu anda. 10 piksel margin left. Ki margin left'i kaldırırsak buradan bir de öyle bakarsak yine gelmedi. Bakalım ana sayfa değil burada. Ana sayfa float left diyor. Tamam. Next burada, browse burada. Float left demişiz. Peki bu left'i right yaparsak float right diyelim. Float right margin top'u da -10 piksel diyelim. Tekrar deneyelim bakalım ne olacak. Oraya geldi. Peki Google Chrome'da durum ne? Geri diyelim. Google Chrome'da durum Mozilla ile aynı. O zaman devam edelim. -15 piksel diyelim. Margin right'tan da 20 piksellik boşluk verdirelim. Şimdi Internet Explorer'a da bakalım. Internet Explorer'da olmadı. Google Chrome'da bakalım. Google Chrome'da istediğimiz yere geldi gibi duruyor. Firefox'ta bakalım. Pardon, Google Chrome'da da ikinci sayfaya geçelim.